Sıla, aşk şarkılarının kadınıydı. Sansasyonel aşkların popçusu oldu. Onaylı Ahmet Kural ayrılığı ardından Şef Hazer Amani ile Saman Alevi gibi başlayıp sona eren evliliği ve şimdi de oyuncu dünyasının yakışıklı ismi İlker Kaleli beraberliği. Sıla ve İlker Kaleli çiftinin beraber oldukları 2 aydır konuşuluyordu. Ancak sadece konuşuluyordu. Magazin burada Sıla ve İlker Kaleli'yi Bodrum'daki aşk kalelerinde görüntüledi. Bitez'deki çifte kumruların kaldıkları otelde çekilen görüntülerinden önce biraz bu aşk hikayesini özetlemek gerek. Sıla 40 yaşında, İlker Kaleli 37 yaşında. Yani kız tarafı artı 3 yaş önde. Ama zaten Sıla'nın bugüne dek yaşadığı tüm ilişkilerde benzer farklar genelde Sıla'nın lehineydi. Sıla Ahmet Kural'dan da 3 yaş büyüktü. Bir önceki aşkı iş adamı Okan Can Yantır'dan da. Daha geçmişe gidince benzer durumlar çıkıyor ortaya. Sıla'nın hayatındaki tek istisna son eşi Hazer Amani'ydi. Beyefendi Sıla'dan 4 yaş büyüktü. Bu mini dipnottan sonra dönelim tekrar Sıla ve İlker Kaleli'nin Bodrum Bitez'deki aşk kalelerine. Bir aydır bu otelin en lüks bölümünü mesken tutmuş çiftimiz. Aylığı 100 bin lira olan otelden bir ayda bir kez bile dışarı çıkmadılar. Hatta bırakın otelin dışına çıkmayı, odalarının bulunduğu havuz başının bile neredeyse dışına hiç çıkmadılar. Acil ihtiyaçları için Sıla'nın yardımcısı ve İlker Kaleli'nin şoförü 7/24 nöbette. Aslında çift Bodrum'daki bu aşk otelinden önce bir çiftlik kiralamıştı. Ancak o çiftlikte verdikleri partiler konu komşuyu rahatsız edince şikayet yağmış ve çift 3 aylık sezon parasını peşin ödedikleri çiftlikten bu otele taşınmak zorunda kalmışlardı. Gelelim tekrar aşk kalesine. Görüntülerde İlker Kaleli var. Telefonuyla konuşuyorken havuz başında bir ileri iki geri yürüyor. Bir süre sonra kameraları fark edip telefonu kapatıp derhal Sıla'yı çeviriyor. Sıla aynı dakikalarda odasında. "Aman dışarı çıkma, ben yakalandım, yandım, sen yanma" diyor. Ve yine hemen belirtelim. Bu görüntülerden sonra Sıla ve İlker Kaleli tası tarağı toplayıp "Bu Bodrum bize çok dar, başımıza gelecek çok iş var" diyerek Marmaris'in yolunu tuttular. Tabii çiftlik evinde olduğu gibi 2 aylık parasını peşin ödedikleri otel odasını da zararına boşaltmak zorunda kaldılar.